lirası değer kaybediyor değerli arkadaşlar. Döviz yükselmiyor. Türk lirası değer kaybediyor. Bu çok anlamlı. Bu farkı anlamamız lazım. Ne demek Türk lirası değer kaybediyor? Bakınız, bu bölge çay ile bütün geçimi çaya bağlı. Ticaret yapan insanlar var, esnaflar var. Onların ticareti de çaya bağlı. Şimdi bu çayda iki tane bizler için ciddi bir maliyet var. Ne bunlar? Biri gübre, değil mi? Çaya gübre atıyoruz. Gübre maliyeti. Diğeri de çayı toplatmak için işçiye ihtiyaç duyuyoruz. İşçi maliyeti. Ve bu çayı toplama işinin büyük bölümünü de Gürcüler hallediyor. Gürcüler geliyor. Şimdi bunu anlamışıdır. Geçen sene gübre taşı, o kullandığımız gübreleri yaklaşık bir tonu 2500 lirayken bu sene 8000 lira 10000 lira. Ne demek? Yani sen diye geçen sene 2500 lira vererek bir ton gübre alıyordun ya, bugün o 2500 lirayla 250 kilo gübre alabileceksin. Ya da aynı arazini gübrelemek için 4 kat daha fazla para vermek zorunda kalacaksın. İki, hani geçen sene Gürcüler işte bir ton çayı yaklaşık 1000 liraya topluyorlardı ya, işte o yaklaşık yevmiyelerini 100 liraya getiriyorlardı. 100 lirayı yevmiyeyle iş yapıyorlardı. Bugün aynı insanlar en az 100 lirayı elde etmek için aynı insanlara biz 2500 lira vermek durumundayız. Yani işçi maliyetimizde, gübre maliyetimizde 2 kat, 3 kat daha artacak. Peki gelirimiz 2 kat, 3 kat daha artacak mı? Aynı mantıkla hareket eden siyasal iktidar olduğu müddetçe mümkün değil. Son bir ayda Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı tam %61. Düşünebiliyor musunuz? Biz bir ayda arkadaşlar, bir ay içerisinde servetimizin %60'ını kaybettik. Veya memleketimizde, Rize'mizde, Türkiye'mizde, ülkemizde geçim %60 daha pahalandı. Veya bizim satın alma gücümüz %60 daha azaldı. Artık öyle bir nokta geldi ki ekonomik işgal ta tarlamıza kadar geldi arkadaşlar. Mutfağımıza kadar geldi. Kültürel işgal evimize kadar, oturma odamıza kadar geldi. Artık bütün milleti topyekun Ebedi Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Başbey 20 sene önce ifade ettiği Kuvayi Milliye Hareketi'nde, yeniden Kuvayi Milliye Hareketi'nde birer defter olması gerekiyor. Savaşalım demiyoruz, top tüfeği kullanalım demiyoruz. Ama değerlerimize ve kıymetlerimize ve çözümlerimize sahip çıkmamız gerekiyor.